bir milletin içerisinde haramlar yayılmış olabilir. Fakat o haramlar karşısında dik duranlar, yapmayın, etmeyin, gitmeyin, emir bil maruf, ne yani nükar yapanlar varsa Allah onlara bela göndermez. Umumi bela göndermez. Bunlar da devreden çıkarsa, ne haliniz varsa gör, demokrasi var. İsteyen istediğini yapsın, onun da hürriyeti var. Ben ona karışmam dersek o zaman Allah-u Teala'nın dinine sahip çıkanlardan olmamış oluruz. Mevla böyle olduğu zaman umumi belayı gönderiyor. Şimdi bir sene önce cebimizdeki 1000 lira, bugün aynı 1000 lira aynı şeyi görüyor mu? Görmüyor. Bu bir bela mıdır değil midir sizce? Beladır. Kimi ilgilendiriyor? Elinde tesbih olan dervişi de ilgilendiriyor. Kadeh kaldıran da ilgilendi. Onun da parasının değeri düştü, bunun da parasının değeri düştü. Allah'ın belası hep gökten taş yamakla olmaz. İlla depremle sallamakla da olmaz. Bela değişik şekillerde gelir. Bu paranın değer kaybetmesi de bir beladır. Sebebi şudur budur deyip başka şeylere bağlamak neye benzer biliyor musun? Çok affedersin. Köpeğe sopayla beraber vurursanız köpek neyi ısırır? Bastonu ısırır. Çünkü ona vuran bastondur. Bastonu ısırır. Bastonun suçu yok, seni ısırsın. Ama köpek orasını görüyor. Köpek nereye görüyor? Bastonu görüyor. Akıllı insan bir adama bastonla vursan o bastonu kırmaz. Seni cezalandırır. Çünkü biliyor ki bu iş baston işi değildi. Bastonu tutanın işi. Baston kimin elinde? Allah Celle Celaluhu'nun elinde tabiri caiz. Bu umumi belanın arkasında ne vardır? Bizim kendi çocuklarımızı bile kalk namazını kıl demekten aciz kalıyorsa o zaman bunları bekleyeceğiz demektir. Yüce Rabbim hepimize yardım eylesin. Amin.